Merhaba hacılar. Selam olsun bacılar. Ya bu aralar nereye dönsek, ne yana baksak, nereye atsak, televizyon, internet nasıl yapsak, nasıl yatsak, kalksak efsane cuma, süper cuma, şahane cuma, müthiş cuma, kel bayramın oğlu çilli cuma. O sonuncuyu ben söyledim yani. Benim öyle bir tanıdığım vardı. Cuma bizde aynı zamanda bir erkek ismi biliyorsunuz. Yani o benim son söylediğim dışında hepsi var yani. Cuma'ya bir sürü sıfat takmışlar. Neymiş efendim? işte süper indirimler varmış. İşte yurt dışından ithal bir şey bize gelmesi. Yüzümü çevirmeye çalıştım. Kulaklarımı tıkadım. Girmek istemedim bu cendereye. En son kredi kartımdan bir mesaj geldi. İşte 1000 TL harcamanıza efsane cuma indirimleri kapsamında 1000 TL harca 100 TL puan kazan. 3000 TL harca 300 TL puan kazan. Şimdi ben de, bu beni etkiledi yani. Çünkü ben böyle şeylere bayılırım yani. Böyle puanı severim, ikrama bayılırım. Jestiyonlar alırım yani. O yüzden etkiledi. İyi dedim, gireyim alışveriş yapayım yani. İhtiyaçlarım var mı yok mu onu da baktım. Ya şimdi ihtiyaçlar belli yani. Ayakkabı alırsın, çorap alırsın. Efendim kazak aldım kışlık. Ama yani bir türlü bin liraya, üç bin liraya dolmuyor yani. Ne kadar alırsan al, o şeyi bulmuyor yani. O kredi kartımın puanını göz yani. Üç bin TL alışverişe üç yüz puan diye. Ne alayım falan diye baktım. En son süper vahşet yün yorgan diyor. Neymiş bu dedim. Yıkanabilir yün yorganmış. Tam benim bam telime bastı adamlar yani. Şimdi bize atadan dededen miras yün döşekler kaldı, yün yorganlar kaldı. Ne yapayım, ne edeyim dedim. E, dediler ki bunu böyle çok evde tutamazsın. Bunu senede bir defa açman, yıkatman ve tekrar birleştirmen, dikmen lazım falan. E Dedim ben bunu haliyle yapamam. Kim yapar dediler. dedim. Dediler ki parayla yapanlar var. Girdim internete parayla yün yorgan falan diye. Bir yerleri arıyorum diyorlar ki insanlara. Hayır beyefendi biz onu yapmayız. Biz makineyle olan yün yorganları yıkayabiliriz yoksa öyle eski tip köy yün döşeklerini, yün yorganlarını yıkayamayız dediler. E, yani ki ne yapacağız peki dedim. Komşulara danıştım. Onlar biz de yapamayız dediler. E dedim bunu satalım. Kimse almıyor. Satamıyor. E atalım o zaman dedim yani. Atalım. Çöpe atalım. Yok dediler. E, atamazsın. belediyeyi arayacaksın. Niyemiş dedim. İşte belediyenin bir geri dönüşüm birimi varmış. Sen bu tür büyük şeyleri arayacak mısın? Geri dönüşüme gelip senden alıyorlarmış ama bunun da bir ücreti varmış. Bak bak, mirasa bak. Yani ben hem bana bir getirisi yok hem de ben cebimden para vereceğim. Ne için? Çöpe geri dönüşüme gitsin diye yani. Bu da bana ters geldi yani ben sonuçta gördünüz yani 300 TL puan falan dedim yani ikram severim dedim yani. Miras için cebimden bir de ekstra para gitmesi hoşuma gitmedi. E ne yapalım ne edelim dedik. Hayvan barınağı dedi bir arkadaş. Onlar ara belki onlar alır dediler. Aradım hayvan barınaklarını. Kedi barınağı, köpek barınağı aramadım. Barınak kalmadı. Beyefendi dediler şimdi biz elimizdeki stokları eritiyoruz dediler. Nasıl yani dedim. Elimizde şu anda 30 yıla yetecek kadar yün var dediler. 30 yıl sonra bir daha arayın görüşelim dediler. Ben 30 yıl evde ben o kadar dayanacak mıyım? Evde kalsa nasıl öyle dayanacak yani belli değil. Tam böyle çaresizliğimle, acılar içinde, yün yorgan ve döşeklerle baş başa kalırken evde ben bunları kendim açayım, kendim yıkayayım dedim. Dediler yıkarsın ama bunları ayrıca sopayla fişliklemen lazım. Birbirine yünler birbirine girmesin diye ayırman lazım, dövmen lazım dediler. E dedim kendim sökeyim, havalandırayım yani güneşe tutayım. Dediler sökersin ama çok zor geri dikmesi, dikemezsin dediler. Dedim ben böyle işin ızdırabını Dediler çekersin ama yün ağır olur. Altında kalırsın. Kaldı yani elimde öyle duruyor. Artık ne zamana kadar giderse. işte bu nedenle yani yıkanabilir yün yorgan görünce internetten hemen aldım. Böylece de 3000 TL'yi de tamamlamış oldum yani. Sonra çok mutluyum yani böyle işte 3000 TL'yi tamamladım 300 TL aldım diye düşünüyorum. Bir arkadaşla falan konuşuyoruz böyle mutlu mutlu. Ya dedi 300 TL kazanmak için niye 3000 TL harcadın ki dediler. Böyle düşündüm. Doğru. Yani niye harcadım ben ya? Zaten ev yün döşek dolu, yorgan dolu. İşte kapitalizm böyle bir şey yani. işte efsane dedikleri bu yani. Böyle insan böyle ortada kaldık yani. Yani yorgan vaşıt 3000 TL haşırt. Hoşça kalın.